Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Haç Suresi 49-57. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Kul ya eyyühennas, de ki ey insanlar, yani ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz ve bütün insanlara hitap ediyor. Ey Peygamber, de ki ey insanlar, innemâ ene lekum nezirun mubin, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Malum önceki peygamberler belli kavimlere gönderilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise bütün insanlara gönderilmiş. Hem Araba hem Aceme, hem Beyaza hem diğer ırklara, bütün ırklara evrensel bir peygamber olarak gönderilmiş. Çünkü artık bütün insanlık bir peygamberden ders alacak bir seviye kazanmış. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İman eden, salih amel işleyen kimselere gelince lehum mağfiratun, onlar için bir bağışlanma vardır ve rızkun kerim, ve gayet güzel bir rızık vardır. Yani peygamber insanları hakka davet ediyor. İnsanların bir kısmı iman ediyor, bir kısmı ise muhalefet ediyor. İman eden ve iyi işler işleyen, salih amel yapan kimseler için taraf-ı ilahiden bir bağışlanma var. Yani bunlar insandır. Hataları da elbette vardır. Ama Allah Rabbün Gafur, bağışlayıcı bir Rab'dir. Böyle olduğundan dolayı kendisine yönelen bu kimselerin günahlarını bağışlar ve onlara cennette çok güzel rızıklar nasip eder. Şu dünyada ne kadar güzel şeyleri ikram ediyor görüyoruz. Diğer alemde cennete layık bir şekilde en güzel rızıklarla onları rızıklandırır. وَالَّذ۪ينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ, bizi acize düşürmek için ayetlerimizin aleyhinde çalışanlara, koşuşanlara gelince اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَه۪يمِ, onlar cehennem ashabıdır. Yani bir kısım insanlar da peygamberin davetini kabul etmiyor. Allah'ın ayetleriyle cedelleşiyor, muhalefet ediyor. Bunlara gelince bunlar için cehennem azabı vardır. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, senden önce hiçbir peygamberi göndermedik ki وَلَا نَب۪يِّنْ, ve hiçbir nebiyi, illa ancak اِذَا تَمَنَّا, bir temennide bulunduğunda اَلْغَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَّتِهِ, şeytan onun ümniyesine, onun hayal ettiği, ulaşmak istediği şeye bir vesvese vermiş olmasın. Yani senden önce ne kadar peygamber, ne kadar nebi göndermişsek ulaşmak istedikleri hedefe giderlerken şeytan onlara illa müdahalede bulunmak istemiştir. Onu ümitsizliğe düşürmek istemiştir. Veya onun dini hakkında insanlara şüphe verdirmek istemiştir. Bu şeytanın bir nevi görevi. Affedersiniz, hani it ürür diye bir ifade var. İt ürür, kervan yürür. Peygamberler kervanı Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak için gayret sarf ederken şeytan da bu arada kendine düşen görevi bir nevi yapıyor ve peygamberin varmak istediği hedefe engel olmaya çalışıyor. Ve bu arada vesvese vermek gibi, hatta belki peygambere bile vesvese vermeye çalışmak bu manada bir gayret içinde oluyor. Tabi peygambere vesvese tesir eder mi? Beşeriyet noktasında zaman zaman bazı sıkıntılar olabilir. Bu haşa şeytana mağlup olmak anlamında değil de, ama diyelim zor şartlar altındadır. Genelde peygamberler çok sıkıntılar çekmişler. Acaba bu iş olmayacak mı? Bir muvaffakiyet görülmeyecek mi gibi. O noktada beşeri bazı haller onlara da arız olabilir. فَيَنْسَهُ اللّٰهُ مَا يُلْغِ الشَّيْطَانِ, Allah şeytanın ilka ettiğini, vesvese şeklinde verdiğini siler, kaldırır. ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِ, sonra Allah ayetlerini muhkem kılar. Sonra Allah ayetlerini sağlam bir şekilde peygamberine bildirir ve peygamber de kavmine tebliğ eder. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, Allah alimdir, hakimdir. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ مَا يُلْغِ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً,
Ve bunun bir hikmeti şu, Allah şeytanın ilka etmiş olduğu şeyi bir fitne kılacak. Yani insanları bununla deneyecek. Bunu bir imtihan vesilesi yapacak. لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ marat, kalbinde maraz olanlar için وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ve kalbi katı olanlar için Allah bunu bir imtihan vesilesi yapacak. Yani din bir imtihandır. Dinle alakalı insanları şüpheye düşürecek bazı durumlarda bulunmaktadır. Böyle olunca kalbi katı olanlar ve kalbinde hastalık olan, manevi rahatsızlık olanlar bu gibi vesveselere takılıp kalacaklardır. Hani insanın gözünün önüne ufaktan bir şey geçse, sinek kanadı kadar bir şey gelse, insanın önünü kapatır ve insan ilerisini göremez. Şeytanın vesveseleri adeta bunun gibi. Diyelim ki dinle alakalı bazı meselelerde küçük bir vesveseyle nice insanların kalp gözünü kapatabiliyor ve dinin gerçeğini inkar ettirebiliyor onlara ve bu şekilde kendine onları yoldaş ve yandaş yapabiliyor. Ve innaz zalimine, zalim olanlar lefî şigâgın ba'îd, onlar çok uzak bir muhalefet içindeler. Yani peygamberin gittiği yoldan çok farklı bir yolda onlar gitmekte ve ona muhalefet etmekteler. وَلِيَعْلَمَ utul ilm اَنَّهُ hak. Bu şekilde gelen o şeytani ilka ve bununla alakalı işte bir imtihan, şunun da ortaya çıkması için kendilerine ilim verilmiş olanlar bunun hak olduğunu bilmeleri için. Yani ilimden nasibi olanlar bu tarz vesveselerin olmasını bir realite olarak görürler ve netice itibariyle gelen vahiy hakkında herhangi bir tereddütte, herhangi bir şüphede bulunmazlar ve o noktada imanlarını mahfuz kılarlar. Min rabb ennehu'l hakku min rabbike, Rabbinden hak olduğunu bilmeleri için fe yu'minu bihi ve bu şekilde ona iman ederler. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ kalpleri bu şekilde ona tam ısınır, tam böyle kalpleri mutmain hale gelir. وَاِنَّ اللّٰهَ şüphesiz Allah لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenleri hidayete sevk edendir. اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ dosdoğru bir yola iletendir. Allah-u Teala iman edenleri dosdoğru bir sırat-ı müstakime hidayet eden, yöneltendir. Değerli izleyenlerim, bu ayetle alakalı tefsir kitaplarında Garanik vakası diye bir olaya dikkat çekiliyor. Aslında eski zamanlarda bu hayli tartışılmış, bunun üzerinde hayli ileri geri konuşulmuş. Şeytan ayetleri şeklinde bir safsata. Şöyle ki, bazı tefsir kitaplarında şöyle bir rivayete de yer veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de iken bir gün Kabe'nin orada kendisine nazil olmuş olan Necm suresini insanlara okuyor. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى oradan başlayarak okuyor. Ve bir yerinde Lat ve Uzza'dan bahis geçen ayetler var. Orada inne tilkel garanikul ula ve inne şefaatunna leturca. Yani bunlar işte ulu kuğulardır. Bunların şefaatleri ümit edilir gibi bir ifadenin Peygamberimiz tarafından o anda şeytanın ona verdiği bir vesveseyle söylendiği bazı kitaplarda geçiyor. Ancak alimler bunu sağlıklı bir rivayet olarak görmemişler ve bunu zayıf bir rivayet olarak değerlendirmişler. Şeytanı bir ilka olarak işte bazı kitaplara böyle bir şey geçmiştir diye bahsetmişler. Ancak şu anlamda bir rivayet tefsir kitaplarında ve muteber hadis kitaplarında bulunuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Necm suresini okuyor ve Necm suresinin son kısmında secde ayeti var. Secde ayetini okuduğunda Peygamberimiz secdeye varıyor ve bu söz güzelliği karşısında müşriklerden de bir kısmı secdeye varmışlar. Yani Müslüman olduklarından değil ama oradaki o söz güzelliği onları da secdeye vardırmış. Bu mealde rivayet muteber kitaplarda da bulunmakta. Ama
işte putların şefaati ümit edilir gibi bir ibare peygamberin dilinden sadır olması peygamberin ismetine, masumiyetine halel verici bir durumdur. Peygamber mahfuzdur, korunmuştur. Elbette böyle bir şey peygamberin dilinden sadır olmaz. Ancak konuyu biraz daha irdelediğimizde Yakut el-Hemevi gibi zatlar şuna da dikkat çekmişler. Demişler ki tilkel garanigul ule ve inne şefaatahunne leturca veya leturacca. Bu şekilde bir ibare onların kullandıkları ifadelerdenmiş. Yani onlara yabancı bir ifade değil. İşte bunlar ulu kuğulardır. Bunların şefaatleri ümit edilir. Bu anlamda Arapların, müşrik Arapların kullandığı cümlelerden birisi. Belki de şöyle olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰهَةَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى bunları böyle okuduğunda oradan bir tanesi sabote etme tarzında kafi olarak da bir derece uyduğundan dolayı تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَى وَاِنَّ شَفَاتَهُنَّ لَتُرْجَى bunu demiş olabilir. Ama bu peygamberin ağzından çıkan bir ifade değil, sabote tarzında oradan fırlayan birisinin söylemiş olduğu ifadelerdir. Böyle olunca burada bir sabote olayı karşımıza çıkmış olur. Yoksa haşa peygamberin putları methetmesi gibi bir şey asla söz konusu değildir. Ve Necm suresi baştan sona zaten tevhidi anlatıyor. Hatta surenin başında Allahu Teala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى diyor. Yani peygamber kendi hevasından konuşmaz ancak kendisine vahyedileni söyler. Kur'an'ın tamamında putlara karşı, putperestlere karşı ilahi beyan ortadadır. Putların şefaatinin ümit edildiğini söylemek peygambere zaten yaraşmadığı gibi ümmetinden herhangi bir ferde de yaraşmaz. İşte bu Garanik vakası denilen şey bazı kitaplarda yer almış, bazıları buna takılıp kalmışlar ve bu noktada gerçekten şüpheler içinde bocalayanlar olmuş. Yani acaba şeytan peygambere gelen vahye müdahale edebilmiş midir? Araya kendi kelimelerini, cümlelerini sokuşturabilmiş midir gibi bu manada bazı insanların kafası karışmış. Ve belki 15-20 yıl öncesinde de şeytan ayetleri adıyla bir safsata yine iddialarda bulunuldu. Haşa peygambere şeytanın gelip bir şeyler fısıldadığı gibi. Bu gibi zaman zaman şeytanın ortalığı karıştırmak için vesveseleri, desiseleri ortaya çıkıyor. Ama bunlar su ile beraber suyun üzerinde meydana gelen köpük gibi. Köpük neticede atılır gider ama sular hedefine doğru ilerlemektedir. İşte İslamiyet ağabey hayattır. Tertemizdir, semavidir ama yere indiğinde üzerinde bir köpük de meydana gelebilir. Şüphe köpükleri, şeytan tarafından ilkaatla bir takım böyle vesveseler İslamiyet hakkında da insanların zihinlerinde yer edebilir. Bazıları bu köpüklere takılıp kalır, İslam ağabey hayatından istifade edemez. Ama bunlar çok zayıf şeylerdir. Allah bunların etkisini gidermekte, ehli imanı imanında sabit kılmaktadır. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْهُمْ O inkar edenler şüphelenmeye devam ederler. حَتَّى تِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً Kıyamet ansızın kendilerine gelinceye kadar şüphelenmeye devam ederler. Yani İslamiyet hakkında bu şekilde inkar edenler şüphelenmeye devam edecekler. اَوْ يَتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ اَقِيمٍ veya akim günün kendisinden sonra artık bir günün gelmeyeceği günün azabı gelinceye kadar onlar şüphelenmeye devam ederler. Yani ölümüne kadar, kendilerine ölüm gelinceye kadar bazı insanlar şüphelenmeye devam edecektir. Burada yevmi akim, kendisinden sonra günün gelmeyeceği gün, nasıl ki çocuğu olmayan kadın hakkında akim ifadesi kullanılıyor, kısır yani. Günlerden de artık bir gün gelecek ki ondan sonra gün yok. Günler sona erecek. Bu şahsa bakan yönüyle kendi ölümüdür. Dünyaya bakan yönüyle de kıyamettir. El mülkü yevme izin lillah. O gün
mülk tümüyle Allah'ındır. Bugün de Allah'ındır da, ama bugün herkes sanki benim mülküm diye böyle Allah'ın mülkünü taksim etmeye çalışıyorlar. İşte benim saltanatım, benim evim, benim arabam gibi insanlar bazı şeylere sahip çıkıyor. Ama kıyamet koptuğunda veya kişi ölümle kendi kıyametini gördüğünde artık mülk tamamen Allah'ındır. Kimsenin elinde bir şey kalmaz. Yahkumu beynahum, Allah onların arasında hüküm verir. Yaptıkları amellere göre hüküm verir. Fellezine amenu ve amilus salihat, iman eden, salih amel işleyenlere gelince fi cennetin naim, onlar naim cennetindedirler. Yani nimetler içinde, kendilerine sayısız nimetlerin verileceği cennetlerde keyiflenmektedirler. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina, ama inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince fe ulaike lehum azabun muhin, onlar için kendilerini zillete düşürücü, kendilerini perişan edici bir azap vardır. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda peygambere gelen vahiy ile alakalı şeytanın müdahale etmek isteyişi ve en azından bazı insanları bu noktada aldatması, buna dikkat çekmeye çalıştık. Tarih boyunca peygambere gelen vahiy ile alakalı şeytan şüpheler uydurmaya, şüpheler üretmeye devam etmiştir. İnsanlardan da şeytanın dostları vardır, evliya şeytan. Ve şeytan bu kendi dostları vasıtasıyla bu gibi şeytani fikirleri insanlar arasında yaymaya çalışır. Diyelim peygamberimizin çok evliliğini nazara verir, oradan şüpheler uyandırmaya çalışır. Veya ahiretle alakalı bir takım meselelerde yine şüpheler uyandırarak ahiretin gelmeyeceğini telkin etmeye çalışır. Veya dinin bir takım hükümlerinde had cezaları gibi, diyelim dinde idam cezası vardır ama işte bu idam cezasını günümüz şartları açısından uygun değil tarzında vesveseler verdirmeye çalışır. Ve bu manada şeytanın vesveseleri bitmez. Ve bir kısım insanlar bunlara takılır kalır. Adeta örümceğin ağına işte bir takım böceklerin takılıp kalması gibi. Ama bunlar örümceğin ağından daha da zayıf olan şüphelerdir. Bunların her birinin cevabı bulunmaktadır. Bunların cevabı bilindiğinde insan şeytani vesveselerden uzak kalır. Ama bilemediği zaman şeytanın ağına takılıp kalabilir. Cenab-ı Hak bizleri her türlü şüphelerden muhafaza etsin. Şeytana tabi olmaktan muhafaza etsin diyorum. Başka bir programda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.